nasıl vurma. Ben git dedim sana. Merhabalar arkadaşlar. Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nden. Tamam, saçma sapan bir şey oldu. Bak, kamera açmadım. Normalde hayatta böyle bir şey olmaz ama sanırım yağmur tanecikleri yağıyor. Şimdi kardeşim. Kıbrıs'ta nerede çalışın? Burger King'de çalışırım kardeşim. Burger King'de ne kadar maaş alırsın? 6000 asgari ücret. 6800 bir şey. 6800 mü? Aynen. Asgari ücret normalde 6090 değil mi yarına? Ne? 6090 değil evet. mi? Evet. E niye 6800 değil asgari ücret? Asgari ücret. Filmde. Tamam. 6800 değil mi? Evet. Ne zamandır orada çalışın kardeşim toplam? Ya askere de girip şey yaptım. Kıbrıs askerlik kaç ay? 15 ay, 12 ay da oldu. Ben 15 ay yaptım düz liseden mezun olduğum için. Oğlum ölme eşeğim ölme. Vallahi ölme eşeğim yazacağız. Vallahi. Peki size bir şey diyeceğim. Sizdeki müdürler bu arada kaç saat çalışıyordun? Ben 8 saat çalışıyorum. Müdürler 9 saat. Müdürler ne kadar maaş alıyor? Bilmiyorum ama. Sizden bana kalırsa 1 milyar fazla alıyor. Yani. Hemen biliyor musun o zaman? Yani kız ben de ne bileyim işte. Girip öğrenmedim. Sormuyorum yani ne kadar maaş aldığını. Niye sorayım? Kanka? Arkadaş Girne Karakum'da Burger King'de çalışıyor arkadaşlar. İsmi Fatih. Çok sevdiğim bir dostumdur. 2-3 yıllık bir kardeşim aynı iş yerinde çalışıyorduk. Gel buraya. Bu da Lucy Arra. Lucy gel buraya. Lan gel kameraya. Bu da Lucy. Kameraya bak lan kameraya. Amile. Arkadaşlar ben şu an yeni bir işe girdim. Yeni işe girdim dedim 8-9 ay oluyor. Aynen hemen hemen 8-9 ay oluyor. Bir kasinoda çalışıyorum. Bizim kasinoda hafta içi 8 saat. Cumartesi, cuma, cumartesi günleri 10 saattir. Haftanın bir günü izinliyiz. Maaşlar şöyle bizde. Asgari ücret 6100 TL. Artı o köpek oradan düşerse ne olur? Her bizde point diye bir şey var. Yani tips diyeyim size. Yani bir point bir tips gibi düşünün. Bizde bir point şu an 100 dolar. Çoğu yerde işte 85 dolar, 90 dolar, 250 TL olan yerler var. Hani benim maaşıma gelirsek arkadaşlar. Benim maaşım ne kadar biliyor musunuz beyler? Kira yardımı da var. Kira yardımında da aynı şekilde 100 dolar var. Adamlar size 100 dolar veriyor ki al bunu kira yardımı evinize bir şey alın diye siz düşünüp 100 dolar veriyor. Onun dışında toplam bana gelecek para 350 dolar kira yardımıyla point artı 6090 TL. Stresli yere geliyor. Çalışma saati şöyle beyler. Mesela sabah 10'da gidiyorsun. 6'da çıkıyorsun hafta içi. Mesela gece de gidiyorsun. Gece 22'de gidiyorsun. Sabah 6'da çıkıyorsun. Çok şeyleri var arkadaşlar. Sıkıntılı şeyleri var. Ama emin olun diğer işlere göre nazaran daha güzel. Hani 7-24 açık büfesi var. Acıktığınızda gidip orada yiyebilirsiniz. Lojman da var. Lojman da çok güzel. Her lojman aynı değil ama bizim lojmanlarda her odada klima var. Ayrıca kendi odanız var. Onun dışında başka ne vardı yarram? Eğer lojmana çıkarsanız size 100 dolar kira yardımı vermezler. O yüzden benim kendi evim var. Daha rahat, daha güzel. Kanka sizde lojman veriyorlar mı? Hayır, vermiyorlar. Sizde müdüriyet tarafına lojman veriyorlar değil mi? Evet. Burada da böyle bir değişik bir durum var arkadaşlar. Hani bizde normal her personel girebilir lojmana ama Burger King'de de sadece müdürlere bir lojman veriliyormuş. Orada çalıştım 1,5-2 yıl. Güzel. Güzel. Yalandan kim ölmüş. Güzel arkadaşlar, fena değil. Şimdi işte Kıbrıs'ta Girne'deyiz. Şöyle size etraf falan göstereyim. Lucy. Lucy. Gel buraya beyaz yarak. Lucy. Gel. Arkadaşlar durum şöyle. Vallahi memleket güzel. Hoş. Vallahi. Beyler biraz rahatsızım, o yüzden sesim böyle geliyor. Oğlum gel buraya, gel buraya. Yarram. Biraz rahatsızım beyler, o yüzden sesim böyle. Kusura bakmayın. Tavsiye ederim size Kıbrıs'a gelmenizi. Kıbrıs'a eğer bir tanıdığınız falan yoksa riski göze alın beyler. 6 milyar, 7 milyar cebinize koyun. Tamam mı?
Kardeşim İngiltere'ye ne zaman gideceğiz? Her an olabilir ya taksi. Yarram yarram. 3 senedir her an gidebiliriz diyor. Daha bir gidişat göremedik, bir temel göremedik. Beyler Kıbrıs'a gelmek için 7000 TL cebinize koyun. Gelin Kıbrıs'a. İnternetten işte bir sayfalardan falan birini bulun. Orada böyle bir ay kira verin. Tamam mı? 700-800 lira civarında. Oğlum soğudu. Soğuk lan üşüdüm. 700-800 TL kira verin arkadaşlar. Tamam mı? 700-800 TL kira verdikten sonra beyler iş arayın. Kasinolara CV bırakın. Ha oteller, otellerde sıkıntı. Oteller biraz yorucu olabiliyor. Kasino olur. Hani bir yere bir kapak attınız mı sonra ilerleyen zamanda 6 ay yatay geçiş hakkı var. Yatay geçişten sonra istediğiniz yere kapak atabilirsiniz. İstediğiniz yere adım atabilirsiniz. He? Yağmur yağacak oğlum. Bak bir şey olmaz lan yağmurda. Kardeşim üstümü görmen. Şeker değilsin ya kardeşim. Erimezsin. Merak etmeyesin. Ve bana gelip de burada fellah fellah konuşma. Sikerim belanı. Arkadaşlar Kıbrıslılar böyle konuşur. Öyle arkadaşlar size söylediğim gibi. Geleceksiniz amına koyayım. 7000 TL cebinizde koydunuz mu? Gelin Kıbrıs'a. Herhangi bir yere girin. Gerekirse markete girin. 6000 TL maaş zaten. Hani bir yere girin. 6 ay dişinizi sıkın. Memnunsanız memnunsanız kalın. Memnun değilseniz abi gidin. Başka işe gidersiniz. Ama dediğim gibi Türkiye şartlarında... Gerekirse pezevenklik yaparsınız. Ne diyeyim artık? İlk gelen biraz ihtimal zor ama ilerleyen zamanda belki. Hani demek istediğim şudur beyler. Türkiye şartlarına göre bir tık önde mi burası ya, yoksa? Bir tık daha önde. Bir tık daha değil mi? Bir i̇ş tık. Hani iş avantajı çok. İş avantajı çok. Maddi durumdan daha iyi. Girne de olur. Ben Mausa'da da bir buçuk yıl çalıştım. Girne de olur. Hani okumak için size Kıbrıs'ı şöyle öneririm. Cebinizde paranız varsa okumaya gidin. Onun dışında burada çok öğrenci arkadaşım var. Pilotluk okuyan da var. Ekstra bir... Sikerim ben hemen. Ekstra bir iş yapmadan ayakta duramazsınız. Ekstra işlere gideceksiniz. Ve buradan öğrenciden gerçekten biraz fazla para alıyorlar. Yani fazla öğrenci para alıyor. Öğrenci sikiyorlar kardeşim. Ay doğru söyle. Yani oluyor öyle böyle. Yani telif hakkı falan bir şey açılırsa cezai işlem. Zaten Kıbrıslı arkadaşım var. Kıbrıslı. Ya Kıbrıslıyım ha. Kendisi olur, Kıbrıs'la Adana alıyorum. Kalbi güzel. Adana alıyorum ama Kıbrıs'a büyüyorum. Yani bir yarım Kıbrıs. Ağır abi ortamlara girince şeyim diyor, Adanalıyım diyor. Kavgaya gidince Adanalıyım diyor. Kız ortamında Kıbrıslıyım diyor. Kıbrıslıyım kardeşim. Maça gidince de Kıbrıslıyım diyor. Değişik. Burada araba fiyatları uygundur değil mi? Ya kanka, Türkiye göre. Son şeye göre gene uygun ama ya bizim sisteme göre gene pahalı. Yani önceden uygundu ama bayağı. Önceden 30 milyara bile BM bulurdun yani. Önceden her türlü bir de beyler alkole... Alkol sütten daha ucuz. Önceden de, önceden daha güzeldi. Şimdi %40 bir zam geldi. Amına koyayım yemin ediyorum size bakın yemin ediyorum. Elimizi dökmeyeceğimiz viskiler öyle bir pahalı oldu ki amına koyayım. Yani şu an bulsak hani bardağı alacağız amına. Hani tabii öyle bir durum yok da alkol kullanmıyoruz da. Alkol kullanmıyoruz. Hani size dediğim gibi her şey o kadar pahalı oldu ki 70 liralık şey 140-180 lira oldu amına koyayım. Scotch Blue. Lan Scotch Blue içmezdik. Dolapta vardı misafir. Scotch Blue diye bir viski var. Sen bilmen amına koyayım. Mesela bir tane daha vardı ya. Yıldır asıyorum ben anamın babamın ismini unuttum bir ara sen ne diyor anamına. Yani vardı baya bir köpek öldüren şeyler var. Vodkalar, cinler falan var. Ama hani son günler öyle bir zaman geldi ki beyler. Hani bir ortam yaparsın, güzel viskiler falan alırsın ya. Hani o bir tık daha aşağı indi. Ama dediğim gibi. Burası Türkiye'ye göre bir tık öndedir. Ya Türkiye'ye göre daha her rahat. Her yönden abi. Daha rahat. İster kız ol, ister erkek ol. Her yönden. İstanbul'a rahat yedebilirsin diyecektim de yalanım bunu. O eskiden mi? Yok halen de öyle büyük bir sıkıntı yok aslında. Ya gerçekten... Beni arıyor. Ha? Öyle. Buradaki paketçiler de maaş alıyormuş beyler. Kızlar gelmesin burnu sırılır. Arkadaş oğlum kendine gel lan. 2 yıl askerlik yapıp kendine gel lan. Kendine gel kardeşim. Bunu annem babam izler. Oğlum bak atma beni. Görünler abi. Şaka yaptım kardeşim. Ya arkadaşlar size dediğim gibi burada paketçiler çok güzel maaş alıyormuş. Aslında yani paketçiler alıyorlar zaten. Alıyorlar. Burada bağış işler falan filan. Hatta ben de burada bir süreliğine
Burger King'de paketçilik yapmıştım 2 günlüğüne. Yani ona rağmen böyle bir 20-30 dolar almıştım. Adamlar veriyor, siyahiler veriyor. Biraz ajitasyon falan filan, biraz böyle nefes nefese kaldığın gibi bir durum yaşayacaksın. Hemen veriyorlar. Vallahi veriyorlar bak. Paketçiler burada temiz para alıyor. Onun dışında tamam, başka eklemek istediğimiz bir şey var mı? Ha? Ev kiralar biraz pahalı beyler burada. Son zamanlarda daha semte göre değişiyor. Evet, yani semte göre değişiyor. Monso'da çok uygun. Lefkoşa'da biraz Lefkoşa yok. Aynen. Lefkoşa ve Monso uygun. Girne. Monso ve Lefkoşa pahalı. Uygun. En pahalı Girne. Yani Girne'de beyler mesela çok, benim arkadaşım 1+1+0'da kalıyor. 3500 TL ödüyor. Diğer arkadaşım 1+1'de 4000 TL ödüyor. Şimdi Garavulli'nin evindeydik. Şimdi Garavulli'nin evindeydik. Garavulli. Sesin be fellah. Orada belan gelir be. Fellah. Belan gelir. 3+1 evi var. 4000 TL ama parayı sterlin olarak vermek zorundaymış. Ev sahibi Türk parasına karşı bir huyu varmış. Elini almak istemiyormuş Türk parasını. Değil mi kardeşim? Türk parasını eline almak istemez. Yok, istemiyor. Eline başka bir şey almak istiyor. Para birimi olarak. Hep hesaplaşmıyor. Eğer Allah izin verirse İngiltere'ye güzel bir yolculuk yapacağız. Arkadaşım Kıbrıs'ta zaten. O Kıbrıs'a gidecek. Bayağı güzel bir düşünceler var aklımızda. Emmacık veya Alice'ciklerle evlenmeyi düşünürük. Onlar bizi Instagram'ımızdan bulsun, aşağıya Instagram'cığımızı bırakacağız. Oğlum Kıbrıs'ta eğer video izlemezse kimse senin ne dediğini anlamaz bak. Vallahi bak. Bana da açıklama yaptın, ondan anladım. Vallahi beyler dediğim gibi hani ben burada iş bulduğum çok kişi oldu, yardımcı oldum. Hani her türlü böyle aradım falan filan. Dolandırıcılık yapmadık da. İşte. Şu an bu yaptığın dolandırıcılar. Öyledir arkadaşlar. Dusi. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Yeni bir videoda yine görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Bay bay.